duymaktan nasıl kurtulabilir? Tabii yanlış cihat fetvalarına karşı dediğimiz gibi retorikleşmesine cihadın karşı uyanık olmamız gerekiyor. Bu demek değildir ki her cihat fetvası yanlıştır. Tabii öyle bir şey olmaz. Kurtuluş Savaşımız içinde tabii. Cihat fetvara verilmiş. Birçok biz cihat fetvasının doğru olduğuması da mümkündür. O dördüncü biz tutuma hepsi, uygun olan hepsi fetvalar. De yanlıştır şeklinde tabii yaklaşmak ki, ama yanlışlardan da sakınmak lazım. Cihat fetvası ilgili yanlışlardan sakınmak için de birçok şey sayabiliriz. Ama ben bir tanesini özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şunu bilmemiz lazım. Kur'an'ın onay verdiği, hata yapmayacağına onay verdiği bir tek kişi var. O da Peygamberimiz. Peygamberimizin bile ufak tefek hataları olabilir ama Kur'an'a göre. Evet. Ama onlar Allah tarafından yine düzeltildiği için Peygamberimize tamamen güvenebileceğimiz, onun bir cihat fetvası ile sonuç soruşturmamıza gerek kalmadı söyleyebiliriz. Ama Peygamberimiz vefat ettiğine göre artık günümüzde böyle bir durum yok. Yani buradan şuna gelmek istiyorum. Yani cihat fetvası verenlerin hangi gerekçelere dayandıklarını, nelere bunu bina ettiklerini hiç sorgulamadan, sadece kimliklerine bakarak, işte bu şey mesela Hasan Sabah'ı Mehdi ilan etmişler. İşte onun bazı şahıs işte evliyadır, bazı şahıs bilmem ne mollasıdır, falanca ulemadır şeklinde sadece onun etiketine, kimliğine bakarak ha falanca söyledi. İşte ben o zaman şunu yapmalıyım, şurayı işte şöyle bombalamayayım, şurada bu savaşa girmeliyim. Sadece belli şahısların otoritesine dayanarak böyle bir şey yapılmamalı. Yani Kur'an'da peygamberimizden sonra Kur'an'ın mutlak olarak koruduğu bir Allah'ın %100 doğru yapacağını garanti ettiği bir şahıs yok. Bu biliyorsunuz Katoliklik'te mesela buna benzer bir inanç var. Katolik Lisesi kendisinin kutsal yanılmaz ruhun koruması altında olduğunu düşünüyor. Kutsal ruhun koruması altında olduğunu düşündüğü için papalığın mesela o bütün açıklamalarının da adeta Tanrı'nın bir açıklaması olduğu da düşünüyor. O yüzden mesela Papa özür dilemedi. Mesela İslam'la ilgili yanılmayan niye özür dilesin bir tabii. Teolojik bir arka planı var onun. Hala şu anda Tanrı adına konuşan bir kilise var. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Ama İslamiyet hiç yapılmamış. Yapılmış. Yani Şiilik'teki imamlık imamiye görüşünde böyle bir şey var. Buna benzer bir şey kısmen yapılmış. Birçok tarikatlarda falan tarikatların şeyleri, evliyaların o görüşlerine tamamen tabi olarak böyle bir şey yapılmış. Burada yapılması gereken şey böyle bir cihatla ilgili durumsa bu Kur'an'a uygun mudur, değil midir, adalete, mantığa, akla uygun mudur? İnsanların süzgeçinden geçirmesi, sırf şahsa bakıp da onun peşinden gitmemeleri. Evet, otoritelere yani mutlak itaat etmemeleri. Yani onu peygamberleştirilmemeyle ilişkisi evet. Günümüzde. Evet.